Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadir gecesinin ilim kısmına geldik. Rabbim bugün bize kelime-i tevhid hakkında bilgiler ne demek olduğunu sevgili peygamberimizin ağzından dinleyeceğiz. Rabbim mübarek gelsin ve anlamayı yaşamayı nasip etsin. Yaşadıktan sonra insanlara emin mağrıf anliken yapmayı nasip ve mühsir etsin. Estağfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kendimi bugün ayın kaçı? Bugün ayın beşi. Ya Rabbi 5-2-2023 bu dersimizde güzel bir şekilde öğrenmeyi, anlamayı, yaşamayı, yaşadıktan sonra insanın emni mabahane geldi. Bana da kardeşlerime buradaki babamın hepsine nasipli mesele ya. Abdullah bin Amril İbn-i Las'ın Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü adamın biri amel terazisinin başına getirilir. Bakın kıyamet günü ne yaparmış? Kıyamet günü bir adamın ameli teraziye başına getirilir. Kendisine ait gözün görebileceği uzunlukta 99 evrak ortaya çıkarılır. Bu evraklar onun günahları ve kötülüğü yazılır. Bir evrak amel terazisine kevellerinden birine konur. Bak, bir evrak amel terazisinin keferinden birine konur. Arkasından yine o adama ait karınca irdiğinde ve üzerinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü yazan küçük bir kağıt ortaya çıkarılarak amel terazisinin öbür kefesine konur. Ve bu kefe günahların kefesine ağır basar. Duydunuz mu? Allahu Ekber. Ne yapacağız? Çok çekeceğiz. Neyi? Eşhedü en la ilahe. Bak biz ne yapıyoruz? Bunu devamlı söylüyoruz değil mi? Üç defa hem de. Üç. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu okuyan terazide ne zaman? Kıyamet günü. Adam teraziye konduğu zaman onun ne kadar 99 evrak dolusu günah var, günah. Ama bir tane fıçık bir kağıt parçası evrak böyle yazılı. Ne yazıyormuş orada? Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü yazıyormuş. O diyor o terazinin öbür tarafına konmuş ve terazi ağır gelmiş. Ağır. Ya ağır gelmiş. Bak peygamberimiz söylüyor. Şey, anlayın yani. Arkasından yine o adama ait karınca yerinde tamamını okuduk. Muttalip bin Hattab Allah ondan razı olsun. Verdiğine göre sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için olsun. Şöyle buyurmuş. Benim ve benden önce peygamberlerin söylediği en faziletli söz bak benim ve benden önce peygamberlerin söylediği en faziletli söz La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yok. Tek ilah vardır Allah. La ilahe illallah. Yani peygamberimizden önce gelen bütün peygamberler bunu söylemiş. Cümlesidir. Enes bin Malik Allah ondan razı olsun ibadetine göre sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine olsun şöyle buyurmuştur. Bir gün Cebrail şu ayeti okuya bana geldi. Cebrail aleyhisselam okuya benim yanıma geldi. O gün gerek yer gerekse gökler olduklarından başka bir şekle büründüler. Orayı bir daha okuyorum. O gün gerek yer ve gerekse gökler olduklarından
yani şu anda gördüğümüzden başka bir şekle dönmüşler. Aa, düşünebiliyor musun? Başka bir şeye dönmüşler. Hepsi tek ve kahredici Allah'ın huzurunda durur. Hepsi tek ve kahredici. Ay korkunç, korkuyorlar. Allah'ın huzurunda durur. İbrahim Suresi ayet 48. Ayet okuduktan sonra Peygamberimiz kendisine ya Cebrail kıyamet günü insanların hali ne olacak diye sordu. Cebrail ona şu cevap verdi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O gün tüm insanların üzerine hiç günah işlenmemiş bembeyaz bir alanda toplanırlar. Bak bembeyaz yani kıyamet günü nasıl toplanacakmışız? O gün tüm insanlar üzerinde hiç günah işlenmemiş bembeyaz bir alanda toplanırlar. O sırada cehennem müthiş bir nara atınca cehennem bir nar atıyor. Hani gümbür gümbür geliyor. Atınca melekler kokularından arşı tutunarak ya Rabbi senden sadece beni korumanı diliyorum derler. Allah'ım yarabbim. Gülüyor musun? Ay 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 ay. Ay gördünüz mü? Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. O sırada cehennem müthiş bir nara atınca melekler korkularından arşa tutunarak melekler arşa tutunuyor. Senden sadece beni korumanı diliyorum. Kendisini koruması istiyor. Derler. O gün dağlar cehennemin korkusundan halaç. Dağlar halaç. Pamuk gibi atılarak eriyiverirler. Hani o cehenneme dağlar var ya pamuk olup doğru cehenneme gidiyorlar. Bu sırada cehennem nara ata ve 70 bin melek tarafından çekilerek getirilir. 70 bin melek tarafından cehennem getirilir. Ve Allah'ın huzurunda dururlar. Durdurulur. Allah huzurunda duruyor. Allah cehenneme konuş. Şimdi Allah cehenneme diyor ki konuş. Deyince o da şunları söyler. La ilahe illallah. İzzetine ve yanılmazlığına yemin ederim ki bugün senin verdiğin rızkı yiyip de senden başkasına tapanlardan intikamı alacağım. Alacağım diyor cehennem. Ellerinde geçiş belgesi bulunanlardan başka hiç kimse üzerimden aşamayacaktır. Ay! Ay! Aşamayacak. Cehennem konuşuyor. Cehennem konuşuyor. Ya. Peygamberimiz ya Cebrail kıyamet gününe geçiş belgesi nedir diye sorunca Cebrail şu sözleri devam etti. Ya Muhammed müjdeler olsun. Kıyamet günü senin ümmetinin elinde geçiş belgesi olacaktır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini istemeyenler, sevmeyenler, onun gibi yapmayanların hali ne olacak? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti mi olacak onlar? He? Bak ne diyor? Kıyamet günü senin ümmetinin elinde geçiş belgesi olacak. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edenler o gün cehennem surat köprüsünden geçeceklerdir. Ne diyor oradan? La ilahe illallah
Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Muhammed'in şefaati olmadan sen cehenneme cennete giremeyeceksin. Ama bütün insanlar bunu yapacaklar. Muhammed'e inanmıyorsun. Muhammed'in dediğini yapmıyorsun. Ona muhalefetsin. Muhammed'in sünnetini niye almıyorsun? Ciddiye almıyorsun. Onun söylediklerine yalan söylüyorsun. Allah bana yeter diyorsun. Allah sana emrediyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uyu diye. Ya gördün mü? Bakın o gün cehennemin sıhhat köprüsünden geçeceklerdir. Bunun üzerine peygamber şöyle buyurdu. Eşhedü en la ilahe illallah cümlesi bize ilham eden Allah'a hamdolsun. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Bak bu kurtuluyor. Ama Allah ceza ne diyor? Eğer la ilahe illallah dediğin zaman Allah da diyor ki Celle Celaluhu, beni dünyada göremeyeceksin. Başka bir ayette. Benim Resuluma, beni seviyorsan Resuluma uy. O sana ne emredirse onu yap ve yasaklarından kaç. Ona uydun. Onu sevdin, beni sevdin. Yasaklarından kaçtın. Tamam, benim yasaklarımdan kaçtın. Yani ayetiyle 3-4 yerde var. Ben 2 tane seviyorum. Hücret Suresi 7, Âl-i İmrân Suresi 32. 32-33 var. Yani orada söylüyor. Ona uyuyacaksınız eğer beni seviyorsunuz. Onu la ilahe illallah diyen kişi Allah'ı seviyorum diyorsun. O zaman diyor ki Allah ona uy. Sana ne emrediyorsa yap, yasaklarından kaç. Yapıyor musun? Yok. Yapmıyorlar. Daha ne yapmıyorlar? Tövbe yarabbim dersin. Hani inan ki bazen böyle şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsun bir şeyler söylediğin zaman hemen insanlar çıldırıyor. Bizi dinsiz olanlar, dinsiz olanlar çıldırıyor. Evet. Şimdi devam ediyorum. Günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden ve azabı ağır olan, bak, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden ve azabı ağır olan Mü'min Suresi ayeti 3. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, bu ayeti tefsir ederken la ilahe illallah diyenlerin günahlarını bağışlayan ve yine la ilahe illallah diyenlerin tövbelerini kabul eden, buna karşılık la ilahe illallah dememiş olanlara karşı azabı çetin olan demektedir. Buna göre herkes sık sık la ilahe illallah demeli ve gece gündüz her fırsatta Allah'ı kendisini imandan mahrum etmesini dilemelidir. Bu görev her insanın omuzladığı sözde görevdir. Bunun yanına herkes kendisini günahlardan uzak tutmalıdır. Evet. Bakın tekrar söylüyorum. La ilahe illallah Allah'ın tek ilah olduğunu. Ama Allah diyor ki ayetinde la ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Kelime işaret ne? Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah. Bu kelime tevhidin manasını anlatıyor. Ama Muhammed'i katmazsan Allah kabul etmiyor. Muhammed ona uyacaksın diyor. O yaşayan bir Kur'an'dı. Bak şimdi bu la ilahe illallah anlatıyor. Bu Hristiyanlar, dinsizlerin çoğu işte bu üçkağıtçılar var ya, tamam diyor la ilahe illallah yeter diyor. Bakın la ilahe illallah yeter. Hristiyan da cennete gidecek. Yahudi de cennete gidecek. Hepsini Allah'a inanıyor ya, hepsi cennete gidecek. Öyle soruyorlar. Sakın ha öyle anlamayın. Siz böyle anlamayın. Sakın. Çünkü onlar hepsini cennete koyuyorlar. Yani Müslüman olmasını gerekmez. Duydunuz mu? Müslüman olmasına gerekmez. Sakın buna inan, böyle şeylere inanmayın ha. Tekrar söylüyorum. Bu yalnız la ilahe illallah anlatıyor. Ama bir peygamberimizden önce olanları anlatıyor bu.
Sakın siz bunu böyle anlamayın. Onlar öyle anlatıyorlar. Müslüman olmana gerekmez diyorlar. Sakın ha. Dikkat. Dikkat. Çünkü çok sayıda insan hayatı boyunca bu şehadeti, şehadet cümlesini dile getirdiği halde günahları yüzünden ömrünün sonunda imansız kalarak nevzübillah dünyadan kafir olarak sayılır. Bak, yani bunun ne olduğunu bilmediği için şehadet getiriyor ama bunun ne olduğunu anlamıyor, yapmıyor. Dünyada kafir olarak ayrılır. Anlaşıldı mı? Bundan daha büyük bir musibet olabilir mi? Müslümanım diyorsun, kelime-i şehadet gidiyor. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Peki, o da la ilahe illallah diyor. Ama şimdi düşünürsen onun hiçbir işini yapmıyor ya. Allah'a da inanmıyor. Hani Allah'ın Resulü'nü de inanmıyor. Kitabına da inanmıyor. Bu adam Allah'ın kitabını yakan adamlar nasıl çekecekler? Adamlar Allah'ın kitabını yakıyor. Bu nasıl da Allah'a inanıyor? Sizce bunlar dalga geçmiyorlar mı Rabbimle? Bak ne diyor? Onlar diyor söylerler ama cehenneme gidecekler onlar diyor. Ne olarak gideceklermiş? Kafir, kafir olarak cehenneme gidecekler. İyi anlayın. Bak bunu çok iyi anlamanız lazım. Sakın ha öyle şeyler yapmayın. Evet. Bir adam düşününüz ki tüm ömrü boyunca Müslüman olarak yaşadığı halde kıyamet günü kafirler arasında haşredilir. Bir ömür Müslüman olarak yaşar ama kafir olarak kıyamet günü kafirlerin arasında olur. Bu kelimenin tam anlamı yine bir hayal kırıklığına sebebidir. Çünkü kiliseden veya ateşpesten bak geldi. Bak ben bunu okumadım daha şimdi okuyorum. Mabedinden çıkarak cehenneme giren kimsenin akıbeti hayal kırıklığı sebebi değildir. Asıl hayal kırıklığı uyandırılacak olan akıbet meclisinden çıkıp cehenneme atılmaktır. Vay be. Sen kendini Müslüman sanıyorsun. Ondan sonra Allah sen oradan sanıyorsun. Allah seni cehenneme şeylerin arasına atıyor. Dinsizlerin içine atıyor. Cehenneme atıyor. Attırmaktır. Böyle bir akıbetin tek sebebi insanın işlemiş olduğu günahlardır. Ve gizli, bak gizli biçimde zimmetine geçirmiş olduğu haramlardır. Gizli çaldığı haramlardır. Nice kimse vardır ki zimmetine haram geçince bunu şimdi kullanayım da sonra sahibine geri veririm. Bak şimdi kullanayım sonra geri veririm. Veya onu helallaşır sonra onunla helallaşırım der. Fakat hak sahibi rızasını almaya fırsat bulamadan ölüverir. Bak şimdi bunu söylüyorsun ya. Bak burada ne çıktı? Söylüyorsun. Ben hep misali buradan veriyorum. Şimdi biz kadir gecesi iyi yapacağız. Herkes söz verdi. Sözünü durmadım. Ondan sonra ağda sığda geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, bir şey oluyor. Ama bir gece, 365 gece, hani 365 gece iyi yapmamış oluyorsun. Bir geliyorsun, bir gelme. Ama bu keyfi olanlara söylüyorum. Hasta olanlar başka. Uyuyakalanlar başka. Ama burada sen bunu yapmadın, içinden ne geçiyor? Şu anda kimisi şu anda televizyon dizi izleyebilir. Yahut da ne bileyim birisiyle konuşabilir. Şimdi de uyuyabilir. Ay bugün yorgunum dinlemeyeyim. Bugün bir şey yapacak halim yok. Ay bugün kadın geçirsin mi olur ya falan düşünür. Allah bunun düşündüğünü biliyor. Onu demek istiyorum. Yani bir insan ne yaparsa kendine yapar yalancıdır. Öldüğü zaman bak bunu Allah kalbinden geçirebildiği için senin iki yüzlü olduğunu biliyor. Sen kendini Müslüman sanacaksın ama orada sen yalancısın. Cehennemin içine at bunu. Çünkü niye? Sözünde durmadın yalancısın. İşte orada şok oluyorsun. Onu demek istiyor yani.
Yani milletten çalıyor, dedikodu fitne yapıyor. Burada ne yapıyorsun? Bir şeyler yapıyor. Para kazanıyor. Bir şey yapanlar var. Buraya giren üçkağıtçılar da oldu. Beni kullanan insanlar da oldu. Ne oldu? Bunu yapan adam niçin kullandığını Allah bilmiyor mu sanıyorsun? Allah seni çok iyi biliyor, merak etme. Hani kim ne yapıyorsa kendine yapar. Bunun hesabını Allah'a vereceksin. Bak sonra ödetir, hakkını helal eder falan. Bak seni diyor hakkını helal etmeden onlar etse bile ben etmeyeceğim, seni şimdi cehennem atacağım. Hadi bakalım. Şimdi yap bakalım. İstediğin kadar yapabilirsin. Serbest, ama ondan sonra göreceksin bak. Sen kendi Müslüman sanıyorsun ama Müslüman olmadan kafir olarak cehenneme atıyorsun. Evet. Onu diyor onu diyor affetmeden, ettirmeden onu öldürürüm diyor Allah. Ve onunla beraber cehenneme gider. Onu konuştuğumu unuttururum diyor. Allah sana onunla beraber tövbe etmeni unuttururum diyor. Tövbe ettirmez. Onun hakkını helal ettirmez. Yine öyle de vardı ki karısının, bak karısının kendisinden boş olmasını yol açacak bir davranışta bulunduğu halde çocuklarımız var. Ondan nasıl ayrılırım diyerek onunla birlikte yaşamaya devam eder. Bak onunla yaşamaya devam eder ve ısrarla haram işlerken ecili girir. Bak duydunuz mu? Ecili girir, ölü verir. Belki de bu yüzden imansız gider. Aa, bir daha orayı geri alıyorum. Yine öyleleri var ki, bakın burası evli insanlara mahsus. İyi dinle. Yine öyle vardır ki karısının kendisinden boş, karısının kendisinden boş olmasını yol açacak bir davranışta. Karısının kendisinden boş olmasını yol açacak bir davranışta. Yani koca ne yapıyor? Aldatıyor. Ya yapacak bir halde. Kadın da diyor ki çocuklarımız var. Ondan nasıl ayrılırım? Diyerek onunla birlikte yaşamaya devam eder. Tamam ne yaparsan yap. Var böyle bir insanlar burada. Yani kocası aldatıyor. Kadın sesini çıkarmıyor. Çocuklarım var diye bana. Aldatıyor. Kocası aldatıyor. Bey aldatıyor yani. Çocukların var, ne yapayım, nasıl ayrılayım senden diyor. Diyen var kadın. Der, eder ve ısrarla haram işlerken ecili girir. O adam ısrarla ne yapıyor biliyor musunuz? Benim tanıdığım da var bir tane böyle. Onu var ya onu benim eskiden tanıdığım bir kişi. Önemli değil. Yani aldatıyordu, aldatıyordu, aldatıyordu. Kötüydü. Hani ölürken duydum. Hani adam yapma diyordum, yapıyordu. Baktım erken yaşta Allah onun canını aldı. Allah onun canını aldı. Yani burada bunu demek istiyorum. Ay çocuklarım var bak diyerek onunla birlikte yaşamaya devam eder. O adam karısıyla da devam ediyor. Ve ısrarla haram işlerken devam ediyor haram işlemeye. Eceli gelir, ölü verir. Bu yüzden imansız gider diyor. Ölür. İmansız ölür. Buna göre aziz kardeşlerim ölüm anı gelip çarpmadan dikkatli ol. Ve davranışlarına hakka uygun hale getir. Çünkü ne zaman öleceğin bilemezsin. Ayrıca bilesin ki ömür kısa. Buna karşılık imansız ölünce duyulacak olan hayal kırıklığı, pişmanlık uzun vadelidir. Buna göre sık sık la ilahe illallah demelisin. Hasan Basri radıyallahu rahmetullah. Allah ondan razı olsun. Beytine göre la ilahe illallah cümlesi cennete girmenin bedelidir. Nitekim Enes bin Malik Allah ondan razı olsun. Beytine göre bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun cennete girmenin bir bedeli var mıdır diye sorunca Resulullah evet var cennete girebilmenin bedeli
La ilahe illallah cümlesidir. Öte yandan Ebu Hüreyya Allah'ın Resulü şöyle diyor. Bugün peygamberimize senin şefaatine en önce kim nail olmak hakkında sahiptir diye sordum. Bana kalpten ve ihlasla la ilahe illallah diyenler diye cevap vermiştir. Kalpten. Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bir zaman gelir ki kafirler keşke Müslüman olsaydık derler. Hicri Suresi ayet 2. Mücahit bu ayeti açıklarken la ilahe illallah diyenler cehennemden çıkarılınca kafirler keşke biz de Müslüman olsaydık derler demektedir. Ulu Allah şöyle buyuruyor. Kim iyilikle birlikte gelirse kendisine ondan daha hayırlı vardır. Kendisine ondan daha hayırlısı vardır. Nam Suresi ayet 89. Bu ayetten sonra gelen ayet şöyledir. Kim kötülük gelirse onların da yüzü cehenneme yakılır. Nam Suresi 90. Ata bu ayetleri açıklarken la ilahe illallah diyenlerin cennete girecek. Buna karşılık Allah şirk koşmuş olan olarak da ayette gelenlerin yeri cehennemdir demiştir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İyiliğe karşılık yalnız iyilik değil midir? Rahman Suresi 60. İyiliğe karşılık yalnız iyilik değil midir? Hasan Basri bu ayeti rahmetullah bu ayeti açıklaması la ilahe illallah diyenin göreceği karşılık cennetten bir başka bir şey olabilir mi? Demektedir. İbn Abbas Allah ondan razı olsun anlattığına göre bir gün Cebrail selam üzerine olsun, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine olsun gelerek dedi ki ya Muhammed Rabbin sana selam söylüyor ve aslında sebebi çok iyi bildiği halde neden üzgün olduğunu soruyor. Peygamberimiz Cebrail'e bu sorusuna ya Cebrail kıyamet günü ümmetimin haline ne olacağını uzun uzun düşündüm. De bu yüzden üzgünüm diye cevap verdi. Cebrail kendisine ya Muhammed ümmetinin kafirleri hakkında mı yoksa Müslümanların hakkında mı düşünceye daldın diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin la ilahe diyenler hali hakkında düşündüm dedi. Bak ümmetin içinde la ilahe illallah diyenlerin hakkında düşündüm diyor. Bunun üzerine ne diyor Cebrail aleyhisselam? Peygamberimizi elinden tutarak kendisine beni Seleme kabilesinden bir zatın mezarına götürdü. Bak Cebrail Aleyhisselam peygamberimizi elinden tutarak kendisini beni Seleme kabilesinden bir zatın mezarına götürdü. Cebrail mezarın başına varınca sağ kanadıyla mezara vurarak Allah'ın izniyle diril ve kalk dedi. Duydunuz mu? Kalk dedi. Onun bu çağrı üzerine ak yüzü bir adam la ilahe illallah Muhammedin Resulullah elhamdülillahi Rabbil alemin diyerek mezardan çıkıverdi. Allahu Ekber! Hep beraber la ilahe illallah Muhammedin Resulullah elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin de. Siz de bunu söyleyin. Ha bak çıktı şimdi. Burada söyledi. Mezardan çıkan adam bunu söylemiş. Bir daha söyleyelim. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah elhamdülillahi Rabbil alemin. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah elhamdülillahi Rabbil alemin. Diyerek mezardan çıkıverdi. Arkasından Cebrail'in geri dön çağrısına uyarak yine mezara girdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Al sana ilim. Altın. Bak ne çıktı ben? Çok iyi anladım. Siz anladınız mı bilmiyorum. Burayı alalım. Hemen alıyorum burayı. Cebrail aleyhisselam. Al sana ilim. Önemli.
Ne yapacakmışım? La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Şimdi anlayabildiniz mi? Bak ben burayı okumadım daha. İlk defa okuyorum ha. Ama ben size başta söyledim değil mi? Ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya bu kadar basit. Evet. Onu not aldım oraya. Bunu alalım. Bu iki olayın arkasında Peygamber şöyle dedi. Şimdi gördüğüm gördüğün gibi kıyamet günü ümmetim ölürken nasıl idiyseler yine öyle dirileceklerdi. Nasıl idiyseler? Allahu Ekber. Gördünüz mü? Bak. Ne diyor? Bu iki olayın arkasında Peygamberimiz şöyle dedi. Şimdi gördüğün gibi kıyamet günü ümmetin ölürken nasıl idiyseler yine öyle diriltilecektir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Ya. Nasıl düşünüyorsun? Daha hala tövbe etmeyecek misin? Daha hala namaz kılmayacak mısın? Amin. Ya şükürümle. Daha hala Recep ayına önem vermeyecek misin? Daha hala dik kafalı mı yapacaksın Allah? Bak nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Kendi Müslüman diyenler, sana söyleyeyim müşkilatçılar, iki yüzü canavarlar, münafıklar, insanları kaldıranlar, nasıl yaşıyorsan insanları eli sünnetten uzaklaştıran Vehhabiciler, Hanefi Seleficiler, bilmem neler, reddi olmuş insanları dinleyenler, bak Müslüman olduğunu sanıyorsun. Aa, bak ne diyor? Cebrail diyor, Cebrail. Nasıl yaşarlarsa, nasıl idilerse öyle ölecek. Öyle kalkacaklar. Allah Resulü'nün sünnetini, Allah'ın ona uymalarını emrettiği, sen ayetleri, hadisleri terk edersin, sünneti terk edersin, ondan sonra şefaatçi istiyorsun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den. Sana nasıl olacak sanıyorsun? Olmayacak. Bak olmayacak diyor. Aptal. 5 kuruş para için, dünya için Allah Resulü'nü attın. Allah Resulü'nü attın. Ya aptal. Sanki dünyasına kalacak. Bir sinek değeri olmadığını ayetlerle alacağı söylüyor. Evet. Devam edelim. Aleykümselam. Devam ediyoruz. Evet. Rivayete göre sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Bir gün ölmek üzere olanlara la ilahe illallah demenini tekin ediniz buyurmuştur. Bu sırada sahabinin ya Resulallah eğer o adam sağlığına la ilahe illallah derse diye sorunca eğer sağlığında da öyle demişse bu günahlarını daha kesinlikle yok eder diye cevap vermiştir. Ah! Sosyal medya adresi la ilahe illallah ne kadar sürüyor acaba? Biz burada niçin grup yaptık? Her gün la ilahe illallah devamı çekiliyor. Çekmiyor muyuz? Sosyal medya adresi çekmiyor mu? Çekiyor değil mi? İşte biz nereden alıyoruz? Bunu ben hadislerden alıyorum. Allah'ın Resulü'nün dediği gibi yapıyoruz. Bak şimdi burada açıklaması tefsirde geliyor. Ne diyor? La ilahe illallah derse diye sonunda ölüm anında olanlara. Eğer sağlığında öyle demişse bu günahlarını daha kesinlikle yok eder diye cevap vermiştir. Anlaşıldı mı? Aferin çek. Senden burada hepimiz çekiyoruz. Evet. Niye yine rivayet edildiğine göre sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurmuştur. Ölmek üzere olanlarınızın başına bulunarak onlara la ilahe illallah demelerini telkin ediniz. Onlara cennete müjdeleyiniz. Çünkü kadın olsun erkek olsun alim veya iyi ahlaklı olanlar bile ölüm krizi anında şaşkına dönerler. Bak, ölüm anında şaşkına dönerler. Ayrıca Allah'ın düşmanı olan şeytanın bu dünyadan ve sevgililerinden ayrılma anında insanların en yakın, bak şeytan gidiyor, doğru andır. Yani o anda anındadır, yani o anda yanındadır. En yakın olduğu andır. Bu yüzden ölmek üzere olanların sakın ümitsizliğe düşürmeyiniz. Çünkü karşılığı sıkıntılı, ağır ve yaşandığı olay büyüktür. Muhammed'in canını kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Azrail can almasından duyulan acı bin kılıç darbesi, bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Ay! O can alma şeyi bin kılıç, hani seni öldürüyor ya, kesiyorlar. Çah. Düşün yani nasıl? Bin kılıçtan daha şiddetli canını alıyor. Ay korkmaya başladım. Yine korkmayacağım Allah'ım ya Rabbim. Estağfurullah nezin aynâ hayyugayyum mütbiri. Estağfurullah nezin aynâ hayyugayyum mütbiri. Estağfurullah nezin aynâ hayyugayyum mütbiri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek canını bize ümmetü Müslüme canını al ya Rabbi. Evet. Ay. Anlatıldığına göre İsrailoğlu döneminde bir adam vardı ki zamanın en ibadeti düşkün kimselerdendi. Buna karşı başka biri daha vardı ki bu da zamanın en kötü kimselerinden biriydi. Eceli gelip bir er ikisine de ölünce Musa Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam selam üzerine olsun, ibadete düşkün adamın cehenneme ve kötü adamın da cennete girdiğini bildirdi. Duydunuz mu? Ne diyor bak? İbadet eden cehenneme, ibadet düşkün olan cehenneme ve kötü adamın da cennete girdiğini bildirdi. Bunun üzerine ya Hazreti Musa iyi adamın eşine bana ona kocasının ne amel işlediğini sordu. Kadın ona kocam en çok ibadet edenlerden biriydi. Bunu siz de görüyordunuz dedi. Buna rağmen Hazreti Musa kocasının ne amel işlediğini ısrarla sorunca kadın dedi ki o yatağa girdiği sırada eğer Musa'nın bize bildirdiği esası doğru ise ne mutlu bize derdi. Eğer Musa'nın bize bildirdiği esaslar doğru ise ne mutlu bize derdi. Hazreti Musa arkasından kötü adamın eşini bularak kendisine kocasının ne amel işlediğini sordu. Kadın da ona hepinizin bildiği gibi o zamanımızın en kötü adamlarından biriydi dedi. Bu cevaba rağmen Musa adamın ne gibi bir amel işlediğini sısrağa sorunca kadın şu cevabı verdi. Kocam yatağa girdiği sırada La ilahe illallah Musa'nın bize bildirdiği esasları hamdolsun derdi. Allahu Ekber. Bak ne olmuş? La ilahe illallah Musa'nın bize bildirdiği esasları hamdolsun derdi. Şimdi anlayabildiniz mi? İnşallah anlamışsınızdır. Çok iyi anladım ben. Birisi o ibadet eden ne demiş? Kadın hepimiz bildiği gibi zamanlık en kötü yok. Kötü adam eşine kendisine kötü adamın eşini olarak kötü adamın eşini o yukarıdaki adamı
O kötü adam anlatıyordu. Yogası iyi adam anlatıyordu. Evet doğru. O ne yapıyormuş? İyi adam eşine vararak ona kocasının amel eşliğini gördü. Kadınla kocam en çok ibadet edenlerden idi. Peki bunun rağmen ne yapıyordu o diyor. Kocasının ne amel eşliğini ısrar sorunca kadın dedi ki o yatağa girdiği zaman eğer Musa'nın bize bildirdiği esaslar doğru ise ne mutlu bize. Bakın anladınız mı orayı? O da şüphe. O ibadet eden şüpheliydi. İbadet. Öbürküsü günahkar. O ne dedi? La ilahe illallah Musa'nın bize bildirdiği esasları hamdolsun. O teslim oldu. Doğru diyor. Musa'nın dediği teslimiyet. O ibadet eden şüphe yaptı. Doğru ise dedi. Doğru olduğunu söylemiyor. Doğru ise şüphele bakıyor. Şimdi anlayabildiniz mi? Şimdi de aynı. Müslümana da aynı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru mu? Doğru mu söylüyor? Acaba bu doğru mu yanlış mı? Ben bunu duyuyorum. Şimdi buradan ne çıktı? Bak çok şey güzel öğrenmişiz. Çok güzel şey öğrendik şimdi buradan. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Evet. Çok güzel şey öğrendik. Ay ya ya. Ne mutlu şu sohbeti dinleyenlere. Demek ki herkesin göründüğü gibi değil. Ay ben çok şey insanı tanıyorum ya. Ben kendimden korkuyorum arkadaşlar. Ciddi söylüyorum ben kendimden korkuyorum ya. İnan ki kendimden korkuyorum yani. Yani sabah akşama kadar yat kalk. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani devamlı böyle olmamız lazım. Samimi olmamız lazım. Evet. Efendimiz'e göre sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Kim la ilahe illallah derse ağzında ak kanatları ince. Bak. La ilahe illallah derse ağzından ak kanatları ince ve yakutları süslü yeşil bir kuş. Ne çıktı bak. Kim la ilahe illallah derse ağzından ak kanatlı, beyaz, inci, yakutla süslü yaşlı bir kuş çıkarak göğe yükselir. Ay! Göğe yükseliyor. Güzel. Arşın altına varınca arı gibi vızıldadığı duyulur. Kendisine dur denince hayır beni söyleyen affedilmedi içine durmam. Duydunuz mu? Ay! Ay 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 ay. Ne diyor bak. O kuş ne diyor? Duydunuz mu? Kuş ne diyor? Orada diyorlar mı? Vızı vızı ne duruyorsun? Ne söylüyorsun diyorlar. Durur. Kendisine dur. Sus. Deyince hayır. Beni söyleyen affedilmedikçe durmam der. Bunun üzerine onun söyleyicisini affedilir. Yani kim la ilahe illallah Muhammedin Resulullah derse o affedilmeden o kuş arşın altından ayrılmaz. Duydunuz mu? Al sana ilim. Al sana ilim. Önemli. Evet. Not. Bunları almamız lazım. Bu da peygamberimize şu. Şurayı almamız lazım. Önemli. Orayı aldım. Şurası çok önemli. Evet. Arkasından bu kuşa 70 dil, 70 dil verilir. Ve kıyamet gününe kadar bu dilleri 70 ile birlikte, 70'i birlikte sahibi için istifa eder. 70 tane dil, 70'i,
birlikte sahibi için istifa eder. Kıyamet günü de aynı kuş sahibinin elinden tutarak kendisini cennete götürür. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Duydunuz mu? La ilahe illallah Muhammedin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kuş ağzından kuş çıkıyor. Arşa gidiyor. Arşta Allah'ın bu kulunu affet. Allah'ın bu kulunu affet. Devamı söylüyor. Devamı söylüyor. Melekler diyor sus. Susmam diyor. Susmam diyor. Bu kulu söyleyen kulu Allah affetsin. Evet, affetmeden gitmeyeceğim. Allah da diyor ki tamam diyor. Affettim. Allah ondan sonra ona 70 tane dil veriyor. Dil. Ona ne yapıyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Devamlı onun için tövbe ediyor. Daha mahşer gününe kadar kıyamet bitiyor ya olduğu zaman. O zamana kadar onun eline geliyor, hop, alıyor, tutuyor. Hadi cennete. Cum. Bak. Ama samimi ol kardeşim. Devamlı yap. Az yap, devamlı yap. 100 yap, 200 yap. Ama yap, devamlı yapacaksın. Allah'ıma şükür olsun. Sosyal medya adresi bunu yapıyor. Ama akıllı olanlar yapıyor. Herkes yapmıyor bunu. Hepsi uyuyor. Nasıl uyuyor onu da bilmiyorum yani. Şimdi burada seyrediyor. Beni tam dinlemiyor. O şimdi zikir çekenler. İlim öğrenirken zikir çekme. Yani bu sohbet yaparken çekiyorsun ama kafan nerede? Orada mı? Orada mı? Yani ben zikir çekersem dersimi yapıyorsam ben kendi dersimi düşünüyorum. Ben dersimi bitireyim diye düşünüyorum ama dersin yoksa önce ilime bak. Önce ilimi bitir. Ondan sonra oraya geç. Ama buradan ne kadar anlayabilirsin? Benim buraya bakacaksın, bana bakacaksın bana. Ben alemin gözünün içine bakardım yani. Onun yüzüne böyle bakar, onun dediklerini yazardım ben. Not alırdım böyle. Tut tut tut. Aa. Hemen yazardım yani. Ondan bana feyiz gelecek diye bakardım yani. Onu öyle okumuştum. Onun suratına bak derdi. Sizler beni görüyorsunuz. O yüzden okuduğum şey Allah'ın kitabı yani. Ben kendime değil Allah'ın kitabını okuduğum için söylüyorum. Evet. Evet. Allah 70 dile verilir. Kıyamet gününe kadar bu dilleri 70 İyi de birlikte sahibine istifa eder. Kıyamet günü aynı kuş sahibini elinden tutarak kendisini cennete götürür. Anlatıldığına göre Firavun Nil Nehri'nde dalgaları arasında boğulup Hazreti Musa'ya selam üzerine olsun sağ salim karşıya geçirince Hazreti Musa ya Rabbi bağışlanmış olduğum bu nimetlere şükretmem için bana yapacağın bir amel bildir diye dua etti. Ulu Allah da ona La ilahe illallah de diye buyurdu. Hazreti Musa gözünü bu amel küçücük görünce Allah ona şöyle buyurdu. Bak La ilahe illallah küçük sanmış bak. Ya Musa 7 kat gökleri 7 kat yerini yerle bir araya getirip amel terazisine bir kefesine La ilahe illallah cümlesini öbür tarafında koysan La ilahe illallah cümlesi daha ağır gelir. Allah söylüyor Musa'ya. Sen onu küçük görme. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Mücahit der ki şu 4 şeyi Allah ulaşmasına hiçbir şey engel olmaz. Şu 4 şeyin
Allah'a ulaşmasına hiçbir şey engel olmaz. Neymiş? Hadi bakalım. Şimdi onu öğreniyorsun. La ilahe illallah şehadeti cümlesi. Engel olmaz. İki, kesinlikle kabul edileceğe inanarak yapılan dua. Allahu Ekber. Ciddi söylüyorum. Ben dualarımı böyle yapıyorum. Kesinlikle kabul edeceğine inanarak yapılan dua. Ne istiyoruz? Kadir gecesini istiyoruz. Ve Allah'ımızın cemalini istiyoruz. Buna böyle inanıyorum. Allah bizi selamı kavlen min Rabbi Rahim'le hoş geldin kulum. Gir cennetime. Hep hayal ediyorum bunu. Allah'ım bizi karşılayacak. Gel kulum. Uç cennetime. Gel. Selam olsun sana. Allahu Ekber. Bak kesinlikle inanarak yapılan dua Allah katında kabuldür. Engel olmaz. Üç. Ana babanın evladı hakkındaki duası. Ben evlatlarımdan çoğundan memnun değilim ama ben yine onlara dua ediyorum. Onlar dünyayı çok meyil ediyorlar. Benimle dalga geçiyorlar ama olsun. Ben şimdi onlara diyorum ki öleceksin, nasıl yaşarsan öyle öleceksin. Ben sana söylüyor muyum? Söylüyorum. Sen anana uyuyorsun. Bana uymuyorsun. Allah'a uymuyorsun. Sen benim dediğimi yaparsan çok şeyler olur. Ama ölüm anı geldiği zaman babacığım bana kaza oldu, bir şey oldu, bana dua et. Kızım sen yapmıyorsun ki. Yavrum sen yapmıyorsun ki. Oğlum sen Allah'a karşı giriyorsun. Allah'ın namazlarını kılmıyorsun. Ya. Evet. Ana babanın evladı hakkındaki duası. Ben Allah'ım ıslah etsin, hakikati görsün, şereti yaşamayı nasip etsin diyorum. Evet. Dört. Mazlumun zalime yapacağı beddua. Yani ben burada çok görüyorum. Kadınlar olsun, erkekler olsun. Birkaç tane erkek. Karılarından eziyet görüyor. Bak birkaç tane erkek karılarından eziyet görüyor. Kadınlar da kocalarından eziyet görüyor. Onlar da var. Yani şu anda o adam mazlum. Üç tane çocuğu var. Karısı kocasını hani elinden geldiği kadar ne kadar mahkemeler sürdürüyor. Hem çocukları almak istiyor hem de nafaka. Para almak için ondan her yalanını söylüyor. Ne kadar yalanlar söylüyor. Birisi de var. Zengin. Karısı evlendi, iki tane çocuğu var. Adamı soymak için elinden geleni yapıyor. Neye malı mülkü var hepsini almaya çalışıyor. Bu da canama kadın işte. Yani o anda bunlar beddua etse zulüm görüyor ya, kabul olur. Bunlar geri çevrilmez. Haberiniz olsun. Sahabelerden biri kim ki illası bir kalple la ilahe illallah der ve bu sırada içini saran hürmet duygusu etkisiyle sesi gürleşirse Allah onun adetlerine 4000 sesi yükselirse, ne eski sesi gürleşirse, Allahu Ekber, bak ben bağırıyorum, bak geldi şimdi burada, Allahu Ekber ya, sesi gürleşirse, duydunuz mu? Bak ben öylesine yapıyordum ama bak şimdi burada açıklaması geldi, sahabelerden birisi söylüyor, sesi gürleşirse, Allahu Ekber bağırıyorum ya, Allah onun abdestlerine 4000 tane büyük günahını siliverir. Allahu Ekber. Duydunuz mu? Ben bunu ilk defa duyuyorum. Duydunuz mu? Ben bağırıyorum. Allahu Ekber diye bağırıyorum ya. Bak baba. Bunu duydunuz mu? Allahu Ekber. Ben bunu hani bu okuyarak yapmadım. İçimden öyle giriyordu. Bak. Bin melek yaptığım ne olmuş? Ben de ilk defa diyorum. Bağırıyorum. Allahu Ekber. Ay! Diyorum ya. Bağır. 4000 günah siliverir diyor. Ay! İlk defa duydum ben bunu. İlk defa. Bu sırada dinleyicilerden birinin
kendisine peki bölü diyen kimsenin 4000 günahı yoksa diye sorması üzerine, o zaman ailesinin ve komşularının o sayıda büyük günahları affedilir diye sözlerine bağlamıştır. Allahu Ekber, al sana çok güzel bir ilim. Al sana ilim. Üç. Önemli. Önemli. Allahu Ekber. Bilmeyerek yaptı. Bak ne olmuş. Ama ben bunu bilmeyerek yapıyorum. Hani içimden öyle giriyor yani. Siz de belki yapıyorsundur. Bak Allah karşıma çıkardı. Hem de sahabenin söylediği sözlerle. Mücahit radıyallahu anh. O söylüyor. Ay. Neler öğreniyoruz, neler. Az kaldı. Bunu bitireceğim. Daha çok varmış ya. Bakayım. Yok. Bunu, bu sayfayı bitireceğim. 1, 2, 3. Yarın yapacağım. Bunu bitireceğim, tamam. Ay, heyecanlı oluyor ya. Ciddi söylüyorum. Yani sabaha kadar okumak isterim yani. Hakikaten ciddi söylüyorum. Hayranlığa içeri. Hani bir film gibi. Yani bir film gibi hani konuyu işliyoruz yani. Yaşıyoruz yani. Orayı yaşıyoruz. Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim. Evet, doğru. Anlatıldığına göre şu 7 cümle konusunda gereken titizliği gösterirse hem Allah hem de melekler katında şerefli olur. Denizin köpükleri kadar bile çok günah işlemiş olsa günahlarının tümü affedilir. Yaptığı ibadetin lezzetini erer ve hayatı ile ölümü de kendisi hesabına hayırlı olur. Bu 7 cümle şunlardır. Bir, her şeyi başlarken besmele ile başla. Bak bunlar ayrı olan şeyler. 2. Her şeyin sonunda elhamdülillah demek. Bunlar 7 hayırlı cümle. 3. Yapılan bir gevezeliğin, küçük büyük bir kötü hareketin arkasından hemen estağfurullah, Allah'tan mağfiret dilerim demek. Yani demeyecek oldu ya. Hani hemen ne yaptık? Estağfurullah dedesin aynen daha yukarı yumurtmeli. Yani tövbe estağfurullah. Allah'ın bir sıfırı koymuş. Evet. 4. Yarın şunu yapacağım der demez. Bak yarın şunu yapacağım der demez. Hemen arkasından inşallah Allah dilerse demek. Yani eğer ben yarın gideceğim, inşallah Allah bana nasip ederse. Yani Allah dilerse, yani nasip ederse. Bunu demek zorundasınız. Derse Allah o işini kolaylaştırır ve güzel yapar. 5. Kötü bir şeye karşılaşınca, bak şimdi benim şeyim geldi. Kötü bir şeye karşılaşınca ne yapacağız? Ben size söyledim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dedim mi? Ben bunu daha önce söyledim işte. Yani Ali bir şeyle karşılaştığı zaman ne yapacak? Gözünü kapa. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Billah demiştim ben. Azim değil. Billah demiştim. Bak. Allah'ın kudreti olmaksızın hiçbir şey kımıldayabilir mi? Ve ne de güç gösterebilir mi? Demek. Allah'ın izni olmadan bir şey kımıldayabilir mi? Ve hiçbir güç gösterebilir misin? Yani karşındaki adam sana kötülük yapamaz. Allah'ın izni olmazsa. Ona diyorsun sen. Ve senin gücün de, gücün ne olsa olsun gösteremezsin kardeşim.
Allah sana izin verirse gösterecek. Eğer benim kaderimde varsa öleceğim, öleceğim. Ama Allah'ın izni olmadan da sen bunu yapamazsın. Ne yapacaksın? La havle ve la kuvvete illa billah. Azim diyebilirsin. Bu da azim diyor. Biz azim diyelim. Yani ben la havle ve la kuvvete illa billah diyordum. Ama burada azim de var. Ama burada azimi okuyalım. Bak, kötü bir şeyle karşılaşınca, bak ne olursa olsun. La havle ve la kuvvete illa billah alliyil azim. Bunu hemen alın. Bu da güzel bir konu. Oo. Bal bal. Bunlar bal. Altı. Can veya malla ilgili küçük veya büyük bir herhangi bir musibet karşısında, yani mal, bak ne diyor? Can, ölüm veya mal. Gitti, yandı, uçtu. Bak. Ne yapacaksın? İlgili küçük veya büyük bir herhangi bir musibet karşısında başınıza bela geldi. Ne yapacaksın? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Duydun mu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu söyleyeceksin. Bir malın gitti, araban gitti, bilmem ne oldu. Anlıyor musun? Ölen oldu. Öle bir şey ölüyor yani. Hemen bunu söyleyeceksin. Bir daha. Unutmayın. Biz Allah için varız ve ona döneceğiz demektir. Duydunuz mu? Aslında Ayşe, bunu biz yapalım ya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu şöyle 33 defa yapalım ya. Bunu 33 defa yapalım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bütün millet bunu okusun. Yani biz Allah için varız ve ona döneceğiz. Bunu katalım ya. Bunu yapalım. 33 defa yapalım. Ha, tövbeye katalım. Sen bunu, ben sana çekelim. Bunu böyle güzel yapalım. Tövbeye katalım. Bunu daha mı yapalım ya? Evet. 7. Evet, yapalım onu. Estağfurullah. Gece gündüz dilden. Bak, gece gündüz dilden. La ilahe illallah demeyi düşünmemek. Gece gündüz dilinden la ilahe illallah demeyi düşünmemek. Bu 7 tane konuyu inşallah Ayşe Koç yapar. Sizi yollayacağım. Fotoğrafını çekelim onun. Evet. Burada kalsın. Burada bitirdik. Tamam, yeter. Burada bitirdik. Burada kaldım. Hani 7 tane okudum, bitirdim. Tamam. Tamam, inşallah şimdi yapacağım. Burada kaldım. Burada kaldım. Bitti. Kaldım. Evet, 25, 5 mi bu? Yani 5, 2, 23. Evet. Bu 2,5 sayfa daha var. Onu da yarın bitireceğim inşallah. 2 bölüm yapacağım.